Bol böreğimsi kabak. Halep lahmacunu olduğu için yanına daha hafif bir şey olsun istedim. Peki bir şey soracağım. Daha bekleyecek miyiz? Bayağı geç geldi. Gelin hanım. Kim o? Gelin hanımı bekliyorum. Niye vuruyorsunuz masaya? Seni çağırıyorsun ki gelin hanım o da... Ama farkındaysanız ve 10 dakika oldu gelin hanım gitmiş. Aynen ara yemek gelecek. 10 dakika olmadı ama niye tahta şey yapıyorsun? Eminim 10 dakika olmuştur. Masaya niye vuruyorsun? Tabii ki çağırıyorum. Nasıl vurayım? Zılgıt mı çalayım? Zırlık çalma. Masaya da vurma. Masaya da vurma. Madenin zırgıtını şimdi güzel hanım. Yani çalabilirim ona. Yok sağ ol. Ben çalamam işte. Demek ki ben Mardin'i görmedim zaten. Mardin'i görmedim. Şimdi ben çok ömrümün çoğu İstanbul'da geçirdim. Çocukluğumu da Van'da, Batman'da. Anladım. Size bir şey söyleyebilir miyim? Yok ben görmedim zaten. 30 yıldır Mardin'i. Evliyim. 22 yılımı İstanbul'da geçirdim. Geri kalan Ankara'da. Ben de Mardinli değilim ama Mardin'i severim, yaparım da. Fark ettim, ne güzel. Sakatat hiç yemem ama işkembeyle mumbarı var ya hiç yani dayanamam. Sakatat yemiyorsunuz, işkembe mumbar mı yiyorsunuz? Yani şey, dalak, çok ciğer. Enteresan bir kayınvalidemiz var bu hafta. Zalanım, dalak, ciğer, mesela nasıl diyeyim size, yürek yerler ya. Ha. Ben onu yemem. Uykuluk ama mumbarla işkembeye bayılırım. Biz yaptırdık mumbar, keşke denk gelemişiz. Valla ben çok güzel yaparım. Geçen 2 ay önce yaptım. Oh, hem de afiyet muhteşem. Olsun. Teşekkür ederim. Evet, mumbar da bayılıyorum ben yani. Evet, size şöyle diyeyim, ben sakatat yemiyorum diyorsun. Ama mumbarla isim olarak verdim. Dalak, karaciğer, akciğer mesela, yürek, onları hiç yemem. Tamam da ama yani. Mumbar falan da sakatata giriyor yani. Ne bileyim, onlara şey dayanamıyorum. Kelle paça içiyor musunuz? Evet. Oo, onu güzel yaparım. Harika yaparım onu. Onlar da çiğe giriyor. Evet, ya, bak size söylüyorum, sakatatlar arasında bunu yemiyorum. İsim veriyorum. Sakatatlar arası ayrım yapıyor. Nasıl? Şimdi dalak yer, ben yemem. Şimdi buz isteyen kayınvalide için buz getiriyorum. Bunun adı da ayvalı, portakallı kerevizimiz. Şimdi biz Halep işi lahmacun var. Bu haftaki mecburi evet. Yemeğimiz. Ara yemek olarak gelinlerimize söyledik. Boyutunu evet. Gelinlerimize bıraktık. Oo. Ebatını istedikleri gibi seçebilirler. Yani ben küçük porsiyon fındık lahmacun gibi yapabilirim. Gelin hanımın servisi çok geç. Söyleyeyim çok yani. Da geç değil. Bana ancak o da hazırlıyor burada. Yani bir çeşit peki, değil elimizde ki. Bunu elimizle çeşit bölebilir miyiz? Tabii lahmacunu ki. Biraz. Tabii ki. Genelde lahmacun elle yenilir. Bunu yani öğrenebilen de. Sert olmuş. Sert mi? Yani lahmacun değil pide gibi olmuş. Bu zaten normal sebzeli lahmacun değil yani. Size... Ama yok bu yani evet şey. Üstünün evet. Daha değişik yumuşak şey. Olması o lazım. Sebzeli olduğu zaman hamuru da yumuşatır, yumuşak gelir. Necla Hanım başlamış, Zuhal Hanım başlamış. Hanım biz servis bekliyoruz. Sanırım bu gelini hiç iyi yetiştirememişsiniz. Aa, ye. Hızlı ye, değil, Zuhal Hanım. Söyleyen gelinim çok da güzel yetişmiş. Valla servisinden belli ediyor kendini. Şimdi öyle de demeyelim canım yani gelini. Kesinlikle bizim orayı biliyorsunuz Mardinler. Gelinleri nasıl yetiştirdiğini bir kafa sallayın. Yetiştiriyoruz. Orası çok iyi yetiştirir. Ki ben de Mardinliyim. Gelinim yetiştirmeme gerek yok ki çok şükür. Annesi yetiştirmiş tamam, yani. Tamam kafa sallayıp da sanki hiç öyle bir şey değil gibi yok, kafa evet sallıyorsunuz. Yok evet yani diyorum. Yani şimdi tamam da Mardin ben de İstanbul'uyum o zaman benim ne yapmam lazım? Abi gelinime zulüm gelin edeceğim. Gelin bekletmemesi lazım. Mesela ne gelini yetiştireyim ki annesi yetiştirmiş zaten. Beni bekletmemesi lazım. Bu sıkıntı var mı? Gelini yetiştirememezsiniz diyor. Ben o benim annem değil ki yani nereden yetiştirecek beni? Zaten evlendiğimde 30 yaşındaydım yani. Kayınvalideler de bilmiyor. Nasıl yorum yapacaklarını şaşırdılar. Yani bu kadar şey yapmaya gerek yok ancak yetiştiriyordur içeride. Yani bunu tamam biraz gecikti ama... Bu yarışmaya katılmayacaktım. Madem o bu kadar bekleyebilir misiniz? Ben bekleyemem mesela. Ya, ne kadar bekledin ki? Çok beklenemez. Buyurun. Şimdi bırak, Mardin hep anlattın zaten. Biz bir yarışmadayız. Onun için hiç yani devamlı Mardin deme. Burada İstanbul'dayız evet, evet. Ve onu bu biraz... benim fikrim. Tamam Mian senin bu benim fikrim. Olabilir. Olabilir. Söyleyebilirim değil mi Zuhal Hanım? Bakabilir miyim? Söyleyebilirim ben de ama. Malatyalıyım. Şimdi ben yani de ben de yarışırsam aynı tepkiyi bana da verebilir. Niye gelinin hayır, geç geliyor? Niye gelinin bunu yaptı, bunu yaptı? Geçmiş servisin aslanım efendim. İsyanda. İşte servis geçti. Geç değil yani. Anca daha hızlıydı demek ki bilmiyorum. Kaynana iyi eğitmemiş. Kaynana kesinlikle onu iyi yetiştirmemiş. Çünkü servisler çok geç geliyordu. Hatta masaya vurdum. Niye vuruyorsun? Gelinin gelsin. Sen bizi oyalıyorsun. Biz yarışmacılar birbirimize giriyoruz. Orada gelini ağır ağır işini yapıyor. Kusura bakma vururum da zılgıtla çalarım. Evet bu arada menün için ne alaka diyorlar. Hamsili pilav ana yemek olmazmış. Ha, biz Karadenizliyiz aslında. Yani Mardinli değilim ben. Karadenizliyim. Ve biz roka salatası yani salata, balık. Ya da ana yemeğin yanına pilav verebilirdin diyorlar. Evet yani onun yanına bir şey daha yapılabilirdi. Zaten patatesimiz var yanında.
hamsi pilav, üstüne de baklava. Bir de lahmacun, üçü bir arada. Kardiyon, diyet mi ne diyorlar? Onu anlamadım. Yani iyi depolayacağız bugün. Bak sebzesi de var, yani, eti de var, hamuru da var. Hepsi bir değil. Sen öyle konuşuyorsun. Her şey var içinde. Tek hamur değil ki bunlar. Lahmacun, hamur işi. Hamur pilav işi. Pilav da aynı. Üstüne de baklava. Bir de baklavayı elle açmışsanız. Ne yapmak isterim? Neyse. Dedi gidiyor Aslı. Dedi gidiyor. Yöresel yarışma değil. Bu herkes kendi yöresine yapacaksa o zaman o öyle yapmak lazım. Formatın onun olması lazım. Yani şimdi arkadaş yapmış, gelin o kadar uğraşmış, yapmış. Çok da güzel uğraşmış. Tek tek o hamsili pilavı yapmak da öyle kolay değil. Menüye uyumlu bulunmamış Aynur Hanım ama yani Halep lahmacunu zaten programın belirlediği bir şeydi. Ben de hamsili pilav yapmak istedim. O yüzden uyumlu olduğunu düşünüyorum aslında. O ara sıcak, o ana yemek yani. Peki, şimdi buyurun öncelikle lahmacunu konuşmak istiyorum. Tabii ki en önemli yemeğimiz bence bu hafta. Ara yemek olarak Halep işi lahmacun. Çok sert olmuş. Çok sert. Evet, çok sert. Biraz sert olmuş. Evet. Tuzumuzu her şey yerinde, hem yağ da fazla olmuş, bir de sert olmuş. Yani. Halep işi lahmacunu biliyor musunuz bu arada? Bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Bilen var mıdır? Yok. Ben yok. De bilmiyorum. Vallahi diğer lahmacundan ayırt eden özellikler. Sorduk. Kırmızı soğan diyorlar içine. Sorduk biz, evet ceviz evet. Dediler. Nar ekşisi. Bir de soğan, bol soğanlı olacak dediler. Ve acısı biraz hissedilir. Evet. Evet. Ve birazcık daha yağlı olur. Yağlı olur. Aynen evet. Bunu söylediler ama bu biraz kuru olmuş. Kuru. Evet, biraz kuru olmuş. Yani hamuru kuru olmuş. Ben bir de portakallı kereviz dediği ben daha başka teşekkür bir şey ederim. Tahmin etmiştim. Çok da sert olmuş. Soğuk içecek isteyen vardı ha. Bu arada. Ben bir yani ayran gibi. Ayran rica edebilir miyim? Ayran ama. Ben de ayran istiyorum. Yedek ama ayran yok, almamış. Tabii ayran isterseniz yapabilirim. Yoğurdum var ama ben yoğurt koyduğum için yoğurdun yanında ayran içmezsiniz diye düşünüyorum. Ama ayran olması lazım yani. Balığın içecekleri, yanında. İçecekleri, balık, ben, tamam tadına bakarım ama en azından yani içeceklerin yanında ayran olması gerekiyordu. Tamam ben size burada yoğurt var. İstiyorsanız yapayım diyor. Tamam, yapayım yok lazım. Niye almamış onu sordum. Ha. Çünkü yoğurt hamsi yapacağı için herhalde. Gerçi bir şey olmaz ama. Tercih edilmez. Peki yemekleri konuşalım. Necla teyzeciğim söyle bakalım nasıl kabuğa bir bakayım. Çok sert olmuş. Sert. Evet çok sert. Diğerleri kabak böreği. Ben böyle bir şey görmedim, yemedim. Böyle bir şey görmedim. Yok yok yemedim yani ha. Onun için diyorum. Yemedim. Nasıl, beğendin mi? Hoşuna gitti yok, mi? Yok beğenmedim yani. Kereviz? Kerevizi zaten hani şey değil yani yerim de. Ha. Şu anda hiçbir şey anlamadım yani. Niye anlamadınız? Vallahi çok sert. Yok yok kerevizi diyorum. Yok yok yavrum. Kereviz pişmiş. Bu güzel. Kereviz güzel bir. Ama bunu beğenmedim. Ayran istediler ama almadım ayran çünkü balığın yanında ayran içilmez. İsterlerse yapabilirim dedim yoğurtla ama istemediler. Şimdi gazoz teklif edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.